yaptı acaba ya? Aşkım. İyi misin? Çağla sana bir şey mi yaptı yoksa? Ben iyiyim. Bir an sinirlerim boşaldı. Beni buradan götür müsün? Tamam. Gel. Volkan, seni hemen görmem gerekiyor. Çok önemli. Tamam. Orada görüşürüz. Gani, telefonun. Bekle. Efendim Çağla. Gani, benim çok acil bir işim çıktı. Evden ayrılmam gerekiyor. Daha sonradan görüşsek olur mu? Hayırdır? Acil bir durum mu var? Yok. Yok canım, bir durum yok. Ben seni işim bitince ararım. İyi, tamam. Hadi. Kendi tasarımımı çalmayı kendini hak görüyor ya. Neymiş? Ben de onu senden çalmışım. İyice sapıttı artık. Ne yaptığını bilmiyor. Ama bunu yanına bırakamayız. Ben gidip Elçin Hanım'la konuşacağım. Hayır Burak, hiçbir şey yapmayacaksın. Ya benim kim olduğumu herkese açıklamakla tehdit etti diyorum sana. İlk söyleyecek kişi de annen olacaktır. O yüzden hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Peki bu yaptığı yanına kar mı kalacak? Benim için kolay mı sanıyorsun Burak? Ama susmaktan başka çaremiz yok. Annemin duymasını istemiyorum. Bana bu yarışmayı hocam söyledi. Ben de bir tasarım hazırladım. Hocam da benim adıma bu yarışmaya katıldı. Sonra bana ajanstan bir telefon geldi. Finale kaldığıma dair. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. O tasarım bana ait. Ne olur inanın bana. Bu doğru olabilir mi? Utanmadan bir de evime kadar gelip bana hesap sorabiliyor. Sen olmasan ben onu yapacağımı biliyordum ya. Ben sana olayların buraya kadar geleceğini söyledim Çağla. Sen dinlemedin. Olan oldu artık Volkan. Senden isteyeyim. Şu kızı kontrol et. Yoksa çok kötü olacak. Bu yaşananlardan sonra aramız iyice bozuldu. Ne yapmamı bekliyorsun? Annemi arasın. Bir yanlışlık olduğunu söylesin. Ve ondan özür dilesin. Ha bir de benden.
Çağla sen kafayı yedin galiba. Hem tasarımı çalıyorsun hem de özür bekliyorsun. Kendi bilir. Telefonun ve ismini öğrenecek ilk kişi Selda teyze olur. Ondan sonra uğraşsın dursun bakalım. Çağla eğer bunu yaparsan Asya ile birlikte olmamıza engel olursun. Bunu yapma. O zaman çöz bunu Volkan. Tamam konuşacağım onunla. Annenin aramasını sağlayacağım. Ama senden özür falan dilemez. Diler diler. Çağla artık bu isteklerin fazla olmaya başladı. Eğer tasarım çaldığını öğrenilirse şirket olarak itibarınız düşer. Peki benim itibarım ne olacak? O kıza söyle. Bugün bu işi halletsin Volkan. Fazla da beklemem ona göre. Tamam Çağla. Tamam. Konuşacağım. Neyse benim kalkmam lazım. Konuştuklarımızı halledebilirsin değil mi Volkan? Sen de artık Aslı'yı rahat bırak da bu konu kapansın. Peki. Neyse Gani ile buluşacağım. Çok beklettim onu. Ne yapacaksın? Gani ile mi buluşacaksın? Evet. Ne var bunun? Çağla sen zamanında Gani ile Burak'ın arasında olan şeyleri hatırlamıyor musun? Nasıl buluşursun onunla? Burak bana artık karışamaz. Çağla bak o çocuğa dikkat et. Nasıl bir pislik olduğunu hepimizden daha iyi biliyorsun. Merak etme. Ben kiminle görüşeceğimi gayet iyi bilirim. Eğer amacın Burak'ı kızdırmaksa yanlış yapıyorsun. Bu işten en çok sen zarar görürsün. O da benim sorum. Neyse, görüşürüz. Senden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Gani'cim, benim işim bitti. Ne yapıyorsun şu an? Oraya mı geleyim? Tamam peki geliyorum. Görüşürüz orada. Canım ya, çok üzüldüm gerçekten böyle olmasına. O zaman seni aratıp finale kaldığını söyleten de Çağlar'dı öyle mi? Evet. Resmen dalga geçip eğlendiler benimle. En azından gidip ağzının payını verdin ya. Onu da yapmasaydım çatlardım zaten. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Hiçbir şey Gonca. Susmaktan başka çarem yok ki. Yani ilişkimizin duyulmasını göze alamam. Ona bir şey yapmaya kalksam o da boş durmayacaktır. Benim yüzümden neler yaşıyorsun? Aşkım üzme kendini. Senin bir suçun yok ki. Yok Aslı. Yani bu konunun böyle kapanması hiç içime sinmiyor. Bir an önce ailelerimizle konuşup ilişkimizi onlara anlatmalıyız. Cık, olmaz Burak. Baban daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Benim yüzümden tekrarlanırsa ben gerçekten kendimi affetmem. Biraz daha bekleyelim olur mu? Tamam canım. Ama şimdilik bu konuyu kapatıyoruz. Eninde sonunda herkes o tasarımın sana ait olduğunu öğrenecek. Evet Aslı. Adalet yerini bulmalı. İyi ki varsınız ya. Gonca Hanım bir bakar mısınız acaba müşterimize? Hemen geliyorum Erdem Bey. Canım. Benim de işe gitmem gerek artık. Tamam. Ama üzme kendini tamam mı? Aklın bende kalmasın. Ben çok iyiyim. Tabii ki de aklım sende kalacak. Ama işe gitmezsem çok dikkat çekerim. Özellikle de şu aralar. Ya ben de seninle çıkayım. Atölyeye uğrayacaktım. Yarın sınav var biliyorsun. Hem hocama birkaç bir şey danışayım diyorum. Tamam. Bırakayım ben seni hadi. Tamam. Dur çantamı alıp geliyorum. Bekle. Gonca, Erdem görüşürüz. Görüşürüz. Gonca'cığım atölyeye gidiyorum ben. Hadi. Buyurun Ali.
Elçin Hanım, yarışmaya katılanların isim listesini istemişsiniz. Tüm bilgiler bu dosyada. Tamam canım, teşekkür ederim. Tamam canım, sen çıkabilirsin. Ne oldu ki acaba? Aslı Koçer diye bir isim yok. Bana getirdiğin liste tam liste değil mi? Bu işte bir iş var ama. Merhaba Başak Hanım. Merhaba. Neymiş bakalım bu çok önemli haber? Hı? Ne öğrendin? Vallahi Başak Hanım, lansman zaten bir tuhaftı. Çağla Hanım ve Volkan Bey bayağı gergindiler. Ha, bir terslik olduğu belliydi yani. Geç bunları. Sonuç? Baktım bir köşede konuşuyorlar. Ben de takip ettim. İzleyince dinledim. Volkan Bey Aslı'nın başarısından bahsetti. Başarı mı? Ne başarısı? Bana şunu doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Volkan tam olarak ne dedi? Çağla Hanım, başarımı insanlarla paylaşıyorum. Ne var bunda gibi bir şey söyleyince, Volkan Bey de Aslı'ya ait olan bir başarıyı nasıl bu kadar sahiplenirsin diye kızdı. Çağla Hanım da konuyu kapatmaya çalıştı. Anlayacağınız Başak Hanım, bunlar önemli şeyler bizim için. Tamam, benim için bu kadar yeter de artar bile. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Aferin. Çok iyi iş çıkarttın. Teşekkür ederim Başak Hanım. Rica ederim. Her zaman elinizdeyim. Şu Aslı'yla samimiyeti ilerletmem gerekiyor. Bu kadar yeter. İyiydik be abi. Senden daha iyi bir rakip geldi. Çağla. Gelsene ringe. Bize bir çift eldiven getirsene. Yok artık. Bunun için böyle giymedin mi? Boks için. Tabii ki hayır. Sen antrenmandayken... Ben de biraz koşu bandında takılırım diye düşündüm. Ya koşu bandı neymiş ya? Sıkıcı şeylerden bir türlü vazgeçmeyeceksin değil mi? Koşu bandı, uzun saç, Burak. Seni özlemişim. Bence çevrende zeki adam görmeyi özlemişsin sen. Nasıl yani? İşte tam şu anda sen, Burak senden daha zeki demeyecek misin? İyi. İyi, akıllanmışsın bari. Aşk olsun Gani. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Bir dönem sadece onun yüzünden daha az görüştük, o kadar. Neyse ne. O işe yaramazın kıçına tekmeyi basmana sevindim. O mu seni terk etti yoksa? Neyse ne. Üstüme gelmeyi bırak lütfen. Ayrılmadık. Ara verdik diyelim. Her neyse, sen ne yaptın? Nasıl geçti tatilin? Vallahi çılgınca diyelim. Motorla bütün Asya'yı dolaştık. Gelmeyerek çok şey kaçırdım. Bir dahakine artık. Söz diyorum. Bakalım senin kadar eğlenebilecek miyim? Sen hele bir gel de. Ben seni eğlendirmenin bir yolunu mutlaka bulurum. Hadi gel. Birkaç hareket göstereyim sana. Tamam. Çok canını sıkarsa o işe yaramazın üstünde uygularsın. Tamam. Buyurun siz. Sen niye nefret ediyorsun bu kadar ondan? Yani ne geçmiş olabilir ki aranızda? Bu kadar yakın dostken aniden düşman oldunuz.
Hazırsan ilk hareketi gösteriyor. Guard almayı göstereceğim önce. Sen solaktın değil mi? Ben solaktım. O zaman ayak öne. Sol el çeneye. Biraz böyle rakibe doğru. Gardtasın ya. Sağını çıkartıp garda geri döndürüyorsun. Yap bakayım. Evet. Güzel. Hadi deneyelim bakalım. Bu kadar mı? Tamam şampiyon, sakin ol. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Kroşe. Yine guard pozisyondasın. Solaktın sen. Kroşede bunu dışarıdan getiriyorsun. Şimdi senden bir tane direkt arkasından kroşe vurmanı istiyorum. Hadi. Kolay gelsin canım. Sana da. Aslı, seninle mutlaka görüşmem gerekiyor. Yarışma ile ilgili. Efendim Aslı. Yarışma ile ilgili ne biliyorsun Volkan? Bunu yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Ben şu an pek müsait değilim. Telefonda söylesen olur mu? Çağla ile konuştum. Aslı bu telefonda konuşulmayacak kadar ciddi. Merak etme, fazla vaktini almayacağım. Benim de işim var. Tamam. Görüşürüz. Şeyler içelim mi? Olur. Efendim? Konuşmamız lazım. Olur. Konuşalım. Orada olacağım. Önemli bir şey konuşması gerekiyormuş. Başka zaman gitsek. Sen de hemen sattın yani. İyi, peki ne diyeyim? Görüşürüz. Görüşürüz. Gel.
Betül, seninle bir şey görüşmek istiyorum. Son zamanlarda yaşadığımız tatsız olayları biliyorsun. Özellikle Başak'la ilgili olanlardan haberdarsın zaten. Sinan bize senin bu meseleyi ne kadar iyi idare ettiğini ve bize yansıtmadığını anlattı. Rica ederim efendim. Bu benim görevim. Betül'cüğüm, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası biz bu şirkette bir köstebek olduğundan şüpheleniyoruz. Hatta neredeyse bundan eminiz. Yani bizim aklımızda bir takım isimler var tabii. Ama senin fikrini merak ediyoruz. Betül, sen yıllardır bizimle birlikte çalışıyorsun. Güvendiğimiz birisin. Tabii ki senin düşüncelerin bizim için önemli. Evet, sen neredeyse şirkette bizden daha fazla zaman harcıyorsun. O yüzden etrafına iyi bak. Eğer gözüne çarpan bir şey olursa bize mutlaka haber ver, olur mu? Vallahi kimsenin günahına girmek istemem ama benim de son zamanlarda dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Bir süredir takip ediyorum. Biraz tuhaf davranıyor. Şüphelendiğim biri var yani. Ama emin olmadan pek bir şey söylemek istemiyorum. Ay lütfen Betül'cüğüm, kimden şüpheleniyorsun? Lütfen çekinme, söyle. Çok önemli bu. Hoş geldin Aslı. Nasılsın? Hoş bulduk Volkan. Olanları duydum. Buna çok üzüldüm. De benim ne kadar üzüldüğümü tahmin et. Yarışmayla ilgili ne biliyorsun Volkan? Çağla sabahtan beri arayıp duruyor. Seninle konuşmalarını anlattı. Bir de tabii yarışmada ne yaptığını anlattı. Neymiş? Senin yarışmaya girdiğini tamamen tesadüf olarak öğrenmiş. Ve sana kızgın olduğu için dosyanı yok etmeye kalkmış. Yani tek isteği buymuş. Bu kadar mıymış? Görüyor musun Volkan? Çağla ne kadar masummuş. Sonra? Dosyayı yok etmek isterken yarışma sorumlusuna yakalanmış. Ve böyle olunca da yarışmaya katılıyorum diye bahane uydurmak zorunda kalmış. Gerisini zaten sen biliyorsun. Senin tasarımın birinci oldu. Volkan, sen beni buraya Çağla'nın ne kadar masum olduğuna ikna etmek için mi çağırdın? Sana inanamıyorum ya. Ya Aslı, hayır tabii. Çağla annesini arayıp ona her şeyin yanlış anlaşılma olduğunu söylemeni istiyor. Ve eğer bunu yapmazsan herkese senin kim olduğunu anlatacak. Aslı bak, ben sadece senin daha fazla üzülmene engel olmak için bu konuşmayı yapıyorum. Belki gerçekleri duymak seni rahatlatır diye. Beni çok mu özledin? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Çağla? Evet. Benim için eskisi gibi delirmen en büyük isteğim. Dalga geçme benimle. Başkasının tasarımını çalabilecek kadar nasıl çalabilirsin? Efendim? Bir şey mi çalmış? Bırak bu saf ayaklarını Çağla. Aslı'nın tasarımını çalıp kendininmiş gibi davrandın. Seni şu an gerçekten anlamıyorum Burak. Bence sen bu ara fazla film izliyorsun. Çağla. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Aslı'dan da benden de uzak duracaksın. Bırak. Anladın mı dedim? Hayır, anlamıyorum. Anlamayacağım da. Çağla yeter. Biraz gururun olsun ya. Bak bu sana son uyarım. Beni daha fazla zorlama. Ben daha neler yapacağım sana? Aslı bak, inan bana ben seni korumaya çalışıyorum. Yani Çağla'nın hırstan gözü dönmüş. Hiçbir şey görmüyor. Her şeyi göze almış. Rezil olmayayım. Ben senin daha fazla zarar görmenden korkuyorum. Daha ne kadar zarar görebilirim ki?
Aslı anlamıyorsun. Çağla şu an çıldırmış durumda. Ya ben bile tanıyamıyorum onu. Eğer onun dediğini yapmazsam herkese kim olduğunu anlatacaktır. Kendi foyasının ortaya çıkacağını bile bile. İşte ben de buna engel olmaya çalışıyorum. Bir şey yapamam ya. Delireceğim Volkan. Tamam Aslı, sakin ol. Numarayı verir misin Volkan? Tamam. Başka imzalanacak bir şey kaldı mı? Hayır, onlar da bugünküler zaten. Başka evrak yok. Tamam canım. Efendim? Hemen bağlı. Elçin Hanım, bugünkü yanlış anlaşılma için çok özür diliyorum. Ben tasarımı gördüğümde kendi tasarımımdan. Ama daha dikkatli bakınca aradaki farkları görebildim. Tekrar yanlış anlaşılma için özür dilerim. Tamam, tamam be. Problem değil. Hoşça kalın. Siz de. Volkan, benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Lütfen. Pekala. Nasıl istersen. Ben şirkete geçiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen abi. Aslı mı? Atölyeye gitmişti ama hala gelmedi. Ha, çalışırken telefonumu duymadı o zaman. Akşam Aslı'ya bir sürprizim vardı da dördümüz birlikte olalım dedim. Çok güzel, iyi düşünmüşsün Burak. Eminim Aslı da çok sevinecek. Aklımda çok güzel bir şey var. Aslında telefonumu açsaydı ona söyleyecektim. Ama bak, böylesi belki de daha iyi oldu. Tam sürpriz olacak. Bence de, sürpriz olsun. O zaman akşama görüşüyoruz. Görüşürüz. Ben Salih. Sinan Bey buyurun. Geç otur. Her yeri iyice arayın. Sinan Bey, siz beni tanımıyor musunuz? Kaç yıldır yanınızda çalışıyorum. Böyle bir şey olması mümkün mü? Gelin. Salih Bey'in çekmecesinde buldum. Tamam, sağ ol. O defter bana ait değil. Size bilmiyorum. Başka ne diyeceksin ki? Sinan Bey, ortada büyük bir yanlış anlaşma var. Üzerime kumpas kurmuşlar.
Üstüme oynuyorlar lütfen. İnanmayın buna. Tabii tabii. Bunu görünce bakayım ne diyeceksin ha? Hesabına 50.000 lira yatmış. Yatıran kim? Başak Keskin. Ha? Bu da mı iftira ha? Bu da mı iftira? Yani alın götürün şunu buradan hadi. Sinan Bey, ben masumum. Lütfen. Daha fazla konuşturmayın. Götürün şunu buradan. Benim bu işe ihtiyacım var. Bu iş burada kalmayacak. Sizi dava edeceğim. Defol. Oğlum saat kaç oldu? Nerede kaldın? Çok önemli bir görüşmem vardı anneciğim. Okuldan arkadaşımla anne. Bulduk abi. Salih'miş. Eminsin değil mi? Ama ben söylemiştim değil mi? Yani herkesten beklerdim de Salih Bey'den böyle bir şey beklemezdim. Ya bunca yıl sen burada çalış, buranın ekmeğini ye. Yani insan böyle bir şeyi neden yapar? Neden ihanet eder? Ay neden olacak hayatım? Tabii ki yine para için. Kesinlikle yenge. Bu da Başak'tan aldığı 50.000 liranın dekontu. Tabii her şeyi inkar ediyor. Baba ne oluyor? Gel Volkan. Burak, daha önce sana biraz bahsetmiştim. Ama hiçbir şey kesinleşmediği için tam ayrıntılarını anlatmadım. Şirkette Başak'a bilgi sızdıran biri olduğundan şüpheleniyorduk. Nasıl yani? Şirkete birini mi sokmuş? Ya evet. Daha doğrusu şirketten birisini satın almış. Ama kim olduğunu tespit ettik. Gereğini yapacağız şimdi. Peki bu kadın bizden ne istiyor? Kaybettiklerini geri almak istiyormuş efendim. Güya masum anne ayaklarında çocuklarını kullanıyor. Ama asıl düşündüğü de ne biliyor musunuz? Paradan başka hiçbir şey değil. Bunu da çok iyi biliyorum yani. Ay Volkan'cığım çok özür dilerim. Gerçekten annenden bu şekilde bahsetmek istemezdim bir tanem. Yok yengeciğim. Tam da olması gerektiği gibi bahsediyorsun. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Lanet olsun o kadınla evlendiğim güne. Sizi dinlemeliydim. Sinancığım, yani Başak'a öylesine aşıktın ki gözün hiçbir şey görmüyordu. İkinizin apayrı dünyaları olduğunu algılayamadın. Kesinlikle. Şu anda onun bedelini ödüyorum zaten. Neyse, ben işimin başına döneyim. Tamam oğlum. Ay, 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 ay. Ay ne yapacağım? Yeterince gergin bir gün geçirmedik mi hep beraber? Hadi diyorum ki şöyle hep beraber güzel bir yemeğe çıkalım. Şöyle kafa dağıtalım. Elçin'i de çağırırız. Biz akşam için Elçin'e bir program yapmıştık zaten. Bizim de size katılmamızın bir sakıncası olmaz değil mi? Yok abi ne sakıncası olacak? Ben şimdi restoranı ararım. 4 kişilik yapalım rezervasyonu olur biter. Hadi bakalım. Vallahi iyi gelecek. Gidelim. Söyleyebilmesi. Benim bir suçlu olduğumu düşünmenizi istemedim. Zaten ben sizin gözünüzde yeterince suçluyum. Ben çok utanıyorum. Ben çok utanıyorum. Yeter lütfen kızım. Lütfen beni daha fazla utandırma. Peki neden hapisteydin? Suçun neydi? Bunların hepsini sonra konuşacağız. Ben şu anda bunu öğrendiğim için çok üzgünüm. Yeah.
Alo. Gonca canım, ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldik. Aa Erdem, sana unutmadan söyleyeyim. Bugün dükkanı erken kapamamız lazım. Neden? Bereketi kaçar Gonca. Ya olur mu öyle şey? Burak rica etti. Aslı'ya bir sürprizi varmış. Ama bizim de katılmamızı istiyor. Ama sakın Aslı'ya söyleme, çünkü haberi yok. He, anladım. Çok güzel yani. Dördümüz gece dışarı çıkacağız. Oh iyi, İstanbul geceleri bizi bekliyor yani. Ya dur bakalım, daha sürprizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Aslında bundan kesinlikle haberi olmaması gerekiyor. Duydum, duydum hayatım. Ben senden başka hiçbir şey duymuyorum ki zaten, duyuyorum. Sen hiç merak etme, kesinlikle Aslı'nın bundan haberi olmaz gerçekten. Şunları bırakayım ben. Merhaba. Aa, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Sipariş vermek için gelmiştim. Hem de size bir takım şeyler danışacaktım. Öyle mi? Seve seve. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Bir şey içmek ister misiniz? Kahve alayım. Tamam. Erdem Bey, bir kahve alabilir miyiz? Tabii ki Gonca Hanım. Benim bir açılış organizasyonum var. Bu organizasyon için hem kurabiye hem de cupcake siparişi vermek istiyorum. Yalnız tasarım olarak aklımda hiçbir şey yok. Bu konuda sizden bana yardımcı olmanızı isteyecektim. Pastalarımızı yapan arkadaşım şu anda burada değil ama gelecek. Öyle mi? Ben beklerim yani. Tamam, ben bir arayayım onu. Bakalım yakında mı? Tamam. Aa, geldi bile. Geldi mi? Aslı'cığım, müşterimizle ilgilenebilir misin? Sana birkaç sorusu olacakmış. Tamam canım. Merhabalar. Merhaba. Aslı Hanım pastalarımızı yapıyor. Ayrıca sizin istekleriniz doğrultusunda kağıt üzerine çizimler yaparak size seçenekler sunabilir. Öyle mi? Bu benim için harika, çünkü aklımda hiçbir şey yok. Tamam. Ben not alayım. Tamam. Pasta mı düşünüyorsunuz, cupcake mi? Cupcake olacak, hem de kurabiye olacak. Bir giyim mağazasının açılışındaki kokteyli de ikram edeceğiz. Kaç adet düşünüyorsunuz? 500 adet. Tasarımları tamamıyla sizin yapmanızı istiyorum. Peki, şöyle yapalım o zaman. Ben birkaç tasarım belirleyeyim sizin için. Siz de beğendiğiniz olursa bana haber verin, onlardan birini uygulayalım. Tamam. O zaman ben size mail adresimi ve cep telefonu numaramı vereyim. Aa, yalnız ben kart vizitimi arabada unutmuşum. Buraya yazın. Harika. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Ay, işi aldık galiba. Tabii ki aldık kızım. O kadar profesyoneldin ki. Yok ya. Yok ya mı? Nasıl yok be ya? Bayağı profesyoneldin ha. Çok güzeldi vallahi. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi bunların tanesini ne kadardan versek acaba? 10 liradan verelim de kadın ayağı alsın. Erdem, 10 liraya verirsek bir daha gelmez. 4 lira falan nasıl? Anca o kadar olur. 4 lira olsa 500. 20 lira yapıyor ha. Dünya para, 20 lira çok güzel para. Erdem sen yanlış hesapladın ya. 200 bin ediyor. Çok ucuz. Ha öyle heyecanlandım. 2000 lira yapıyor, iyi para. Allah bereket versin ya. Tabii canım, aynen. Vallahi. Efendim Tuğçe? Çağla, hafta sonu okulun yeni döneme merhaba partisi var. Buray sahneye çıkacakmış. Ne? Buray mı? Gerçekten mi? Hayatta kaçırmam. O zaman gidiyoruz. Tamam, gidelim. Tuğçe, benim kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Bay bay. Anneciğim, hoş geldin. Hoş buldum kızım. Nasılsın? Günün nasıl geçti? İyiyim. Sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Neyin var? Yok. Yorgun değilim aslında. Sadece sabah çok enteresan bir olay yaşadım. Aslı Koçer diye bir kız ofise geldi. Tasarımın kendisine ait olduğunu söyledi. Senin tasarımının. Ne? Benim tasarımım mı? Anneciğim, böyle bir şey nasıl olabilir? Yani Çağla'cığım, ben de anlam veremedim ama... Kız o kadar inandırıcıydı ki, ben bir an ne diyeceğimi şaşırdım. Benden şüphelenmiyorsun, değil mi anne? Biliyorum.
ama kızın halini bir görseydin sen de dona kalırdın. Hayır anne. Yanılıyorsun. Eğer birisi benim ofisime gelip kızımla ilgili böyle saçma sapan iddialarda bulunsa 5 dakika bile kalmasına müsaade etmezdim. Ofisime gelen herkesi dinlemek zorundayım. Kovamam ki. Ayrıca daha enteresan olanı, kızın ofisi tekrar arayıp o tasarım bana ait değil, yanılmışım demesiydi. Al işte. Delilik değil de ne bu? Ya kızım ben her ihtimali değerlendirmek zorundayım. Sonuçta bu senin kazandığın bir yarışma. Gençsin, başarılısın. Kıskanılıyor olabilirsin. Bu kızın seninle bir ilgisi olabilir mi? Ya yeter ama anne. Ben böyle bir kızı tanımıyorum. Bugünkü saçmalıkla da uzaktan yakından alakam yok. Oldu mu? O beni tanıyor mu? Kıskanıyor mu? Orasını bilemem. Tamam kızım. Ben tabii ki sana inanıyorum. Ben kapatalım biz bu konuyu. Nihayet. Ben bir hazırlanayım. Akşam Sinan'la yemeğe çıkacağız. Canım, nasıl geçti atölye? Burak seni aramış ama ulaşamamış. Öyle olunca beni de aradı. Atölyeye gidemedim ki Gonca. Neden? Ya tam atölyeye giriyordum, Volkan aradı. Yarışmayla ilgili sana çok önemli bir şey söylemem lazım dedi. Ben de meraktan apar topar onunla buluştum. Ya aslında Burak duymasın görüştüğünüzü. Duyacak. Arayıp söyleyeceğim. Kızacak biliyorum ama. Aslı yok arama, söyleme. Ne oluyor? Ay tamam, yok dayanamayacağım, söyleyeceğim. Burak sana sen üzgünsün diye sürpriz hazırlıyor. Ya. En azından yarına kadar bekle. Boşuna üzme çocuğu. Canım ya. Ya Volkan'dan duyarsa? Ha, bir de o var değil mi? O zaman şöyle yapalım. Sen bu işi eğlencenin sonuna kadar ertele. En sonunda eve dönerken söylersin. Haklısın. Öyle yapayım o zaman. Volkan ne dedi peki? Neymiş şu yarışmayla ilgili olan çok önemli şey? Ya benden sonra Çağla delirmiş, Volkan'ı aramış. Ya bir sürü şey anlatmış ona. Tehdit etmiş. Efendim Çağla. Tebrikler. Annemi aratmayı başarır mısın? Evet ama hiç kolay olmadığını bil. Ben de o yüzden arıyorum zaten. Tebrik için. Açıkçası pek mutlu değildim. Neyse. Benim senden ufak bir isteğim daha olacak. Çağla bu isteklerin çok olmaya başladı. Yine ne istiyorsun? Siz hala hazır değil misiniz? Aşkım. Hadi hadi hadi, bir an önce çıkmamız lazım. Bak rahat rahat eğlenebileceğimiz bir yere gideceğiz. Nasıl bir yere gideceğiz kanka? Böyle dans falan edebileceğimiz bir yer mi? Hadi kankacığım, hadi sürpriz sürpriz hadi. Tamam hadi. Ya aşkım söylesene, sürpriz neymiş çok merak ettim. Aşkım, sen sürpriz kelimesinin ne anlama geldiğini bildiğine emin misin? Dalga geçme Burak. Eda'cığım, içeri girmeyecek misin? Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Beni arayıp yaşadığım yeri görmek istediğini söyleyince... Ya nasıl mutlu oldum, nasıl heyecanlandım sana anlatamam. İstanbul'a geleli epey oldu diye biliyorum.
Neden hala burada kalıyorsun? Şimdilik durumlar böyle gerektirdi diyelim. Yani canın istediğinde tekrar çekip gidebileceksin, öyle mi? Ben zaten kesinlikle buraya bir daha gelmemeliydim. Aa, Eda'cığım. Eda'cığım. Bak sen beni yanlış anladın. Ben seni hiç bırakıp gider miyim? Hem de bunca zaman sonra seni bulmuşken. Nedir o zaman bu durumlar? Anlat. Ben çok yakın bir zamanda kendime bir ev bakacaktım zaten. Ama yaşayacağım yeri seninle birlikte seçeriz diye düşündüm. Hem belki sen de istersen o evde senin de bir odan olur. Canım kızım benim. Bir şeyler içelim mi? Olur tabii. Gelin gelin. Ay bu çok güzel. Kanka bunlar ne aldın bu kadar ya? Vallahi lazım olabilecek ne varsa aldım. Uzun süredir bu eve gelmiyoruz da dolap boş olabilir. He. Benim böyle evim olsa ben evden çıkmam ya. Çok güzel geç. Vay be, paraya bak. Kanka, bir şey soracağım. Sizin bu zenginliğinizin, paranızın bir sınırı var mı? Sonu var mı yani? Erdem. Ne? Gonca, rahat bırak kankamı ya. Benim en büyük zenginliğim sizin gibi dostlarımın olması. Kankam. Ya kanka bırak şimdi bu lafları gerçekten. Ne kadar zenginsiniz? Hadi oğlum, hadi mutfağa. Daha çok işimiz var bak, hepimiz açız kızlar. Biz poşetleri bırakalım, siz yemekleri hazırlayın. Biz de masaya koyarız. Aslı, ya kusura bakma gerçekten. Erdem yine kaybetti kendini. Ya ne olacak Gonca? Doğal çocuk. Ya, doğal olmasına bir şey demiyoruz da. Biraz fazla doğal sanki, değil mi? Ya hadi mutfağa. En kısa sürede sana bir ev bakmamız lazım. Böyle çok zor olur. Eve karar vermemde bana yardımcı olursun, değil mi? Olurum tabii. Canım kızım benim, çok sevindim. Pardon. Abim arıyor. Baksana telefona. Merak ettirme abini. Alo. Eda'cığım ne yapıyorsun? İyiyim abicim. Cansu'yla buluştuk, oturuyoruz. Ne taraftasınız? Niye sordun ki? Ben eve geçeceğim de. Araban yoksa seni de alabilirim. Yok, yok. Gerek yok. Cansu bırakacak zaten beni. Ben gelirim. Tamam, sen geç kalma. Tamam abicim. Ben kalkayım artık. Huzursuz oldum. Tamam, ben bırakırım seni. Yok, zahmet olmasın. Aa, kızım olur mu hiç öyle şey? Ya seninle 5 dakika daha fazla bile geçirmek benim için çok önemli kızım. Tamam. Ne iyi ettin ya. Değil mi? İyi oldu. Şey diyeceğim, burada kalsak ya bugün. Film izleriz, oyun oynarız, sohbet ederiz falan. Ne bileyim, yani böyle bir şey teklif edersek hoş olmayabilir bence. He, haklısın. Ne bileyim, ben öyle bir an böyle bir düşündüm, hayalim de. Aşkım, sevgilim, iyi ki bana bu evi almışsın. Ne güzel, doğanın içinde baş başa stres atıyoruz değil mi? Benim güzel karım ister de ben almaz mıyım hayatım? hem benim için de değişiklik oluyor biliyor musun? Gerçekten ne bileyim böyle bir kaçamak noktamız oluyor yani. Biliyorsun holdingin işleri çok yoğun. Bebeğim, biliyorum, bilmez miyim? O yüzden şimdi sen bana söyle. Aç mısın?
Ne yemek istersin? Bir şeyler mi içmek istersin? Ya da dur. En iyisi ben sana masaj yapayım. Ha, evet hayatım, o olabilir. Nasıl? Böyle iyi mi? Ha, güzel güzel. Evet, yemeğimiz hazır. Yemek hazır. Erdem, nereye daldın öyle? He? İyi, yok. Çok acıktım ya, çok acıktım vallahi. Açlık başıma vurdu da o şey oldu, daldım. İyi tamam, hadi salatayla başlayın, siz devamını getiriyoruz. Tamam. Oğlum daldın gittin. İyi misin? Yok, iyiyim kanka, iyiyim. Sen başla Erdemciğim. Hadi aslanım, ye biraz. Kanka, kalsak ya. Unut o aklından geçenleri, unut. Tahmin ettiğim gibi. Canım kızım. Ay. Ela! Senin derdin ne? Ha? Neden sürekli uyarmamıza rağmen hala bu kadınla görüşüyorsun? Volkan, oğlum. Bana oğlum deme. Eda içeri gir. Abi, ben kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım. Ya sen bu kadının ne yaptığını biliyor musun? Bu kadın bizim hakkımızda bilgi almak için şirkette bir çalışana tam 50 bin lira para vermiş. Volkan, zannettiğin gibi değil. Bırak bu masum tavırları. Beni kandıramazsın. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Ben şirketle ilgili değil, sizinle görüşmek için o parayı ödedim. Amcanız benimle görüşmenize mani olacaktı. Yani ben de telefonunuza ulaşayım. Yani onlar işteyken bir şekilde sizi görürüm diye tuttum o adamı. Bak gördün mü işte abi, mantıklı bir açıklaması varmış. Eda, lütfen içeri gir, bizi yalnız bırak. Abi, Eda'cığım, hadi kızım sen abini dinle. İçeri gir. Belli ki söyleyecekleri çok önemli. Hadi kızım. Bak, neyin peşindesin bilmiyorum ama Eda'yı kandıramazsın. Onu üzmene izin vermeyeceğim. Volkan, ben sizin düşmanınız değilim. Ben sizin annenizim. Eda'nın ne de senin üzülmenizi isteyecek son kişi benim. Daha önce yeterince üzdün zaten. Ama bir daha böyle bir şey yapamazsın. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bu kızın gözünden, senin yüzünden bir damla yaş aksın. Herkesten önce başına ben bela olurum. Anladın mı? Davranmak. Hiç olmadı. Al aşkım ye bakayım, hop götür. Hoppala. Erdem, acaba sen bana kilo falan mı aldırmaya çalışıyorsun? Yok, niye hayatım, neden? Sonra beğenmezsin ama. Niye beğenmeyeyim hayatım? Sen ne kadar kilo alırsan al, ben seni beğenirim. Çok da alma da yine. Allah korusun yani, çok da almasın. Çok da alma. Ya ne iyi ettik de geldik. Böyle hep beraber, çok keyifli. Ne zaman isterseniz yine geliriz. Kışın da gelelim, kar yağınca gelelim. Tamam kanka, kışın da gelelim. Hem mangal yaparız. He. Süper olur. Thank you.
Hadi o zaman biraz yürüyüşe çıkalım. Ay vallahi çok iyi olur. Ben çıkamam ya. Ben böyle bir üşendim ben şimdi çıkmaya. Biz evde olalım. Aşkım şey yapsana, bize bir kahve yapsana. Bir kahve içelim. Aha, yaparım. Aslı'cığım siz çıkın o zaman. Biz evdeyiz. Tamam o zaman. Hadi aşkım. Of Erdem ya, ne kadar tembelsin. Ne güzel biz de çıkardık dışarı. Hayatım sen saf mısın? Ne tembelliği? Baş başa kalalım diye yaptım bebeğim. Oyun oynadım baş başa kalalım diye. Ya Erdem! Ya bebeğim ne olacak öpsen? Olmaz. Doyduk ya, koltuğa geçsek mi? Belim ağrıdı. Burası çok güzel bir yermiş. Sakin. Sessiz. Çok huzurlu. Benim huzurum sensin. Sağlığınıza, mutluluğunuza. Bakın ne diyeceğim. Gelin hep beraber dördümüz şöyle güzel bir tatile çıkalım. Kesinlikle hafta sonu iki gün bile olsa razıyım. Evet aşkım hemen çıkalım. Bir kere bana iki gün falan yetmez arkadaşlar. Bu sıralar benim için hiç mümkün değil. Çok önemli birkaç tane ihale var. Onların sonuçlarını beklemek zorundayım. Belki daha sonra. Ay bitmeyen bu ihaleler falan. Hayatım, aşkım benim, sen geçen günlerin su gibi akıp geçtiğini görmüyor musun Allah aşkına? Yıllardır yoğun tempoda çalışan bir insansın Nihat. Biraz soluk al. Ya biraz dinlen lütfen. Hiç olmazsa birkaç gün yap bunu yani. Sana katılıyorum Selda'cığım. Hayat çok hızlı. Bize nefes aldıran, yaşıyorum diyebileceğimiz anları ne kadar fazlalaştırırsak yanımıza o kadar kâr bence. Bence de. Mesela ben seninle birlikte geçirdiğim her an yaşadığımı, nefes aldığımı hissediyorum. Sizi böyle görmek ne kadar güzel. Hep böyle mutlu olun. Ay evet, çok güzel gerçekten. Bu anlamda benim tatil önerim değerlendirilebilir değil mi? Tabii Sinancığım, abine ikna işte, artık ben sana bırakıyorum. Tamam yengeciğim, elimden geleni yapmaya çalışırım. Gerçi şu sıralar biraz evde kaldı ya dinlenmek için şöyle. Hastayım diye kaldı ya. Çok zor artık onu şimdi ikna etmek. Biraz geçsin öyle. Aman da aman, ne kadar da anlarmış kocasını. Canım, bir fikrim var. Hadi gelin bizim çiftlik evine gidelim hep beraber. Çok güzel olmuştur şimdi orası. Sabah kalkarız. Çok güzel, mis gibi bir doğa havası içerisinde güzel bir kahvaltı yaparız. Mükemmeldir şimdi orası. Ya çok güzel olur yengeciğim ama bizim Elçin'le bu akşam için başka bir planımız var. Ha öyle mi? Ay o zaman Nihat'cığım beraber gidelim. Vallahi çok iyi gelir. Kahvaltıdan sonra da döneriz sabah şehre. Eğer güzel bir kahvaltı yiyeceksem, tamam. Hiç merak etme, yağda yumurta kıracağım sana. Peki. Evet, hazır mıyız? Oyun başlıyor. Evet, hazırız. Ya kızlara karşı erkekler, ne diyorsun Aslı? Hayatım ben bu oyunda çok iyiyim gerçekten. Sen benimle ol, yeriz onları. Aslı'cığım ne dersin? Eşim olmak ister misin? Çok isterim. Tamam, çift oynuyoruz o zaman. Hadi başlayalım. Hadi gel. Tamam hadi bakalım.
Tamam, ben başlıyorum. Ay bu çok zormuş ya. He, çok mu zormuş? Ha, bir dakika, bir dakika. Ben yalnız iddiasını oynarım böyle oyunları. Neyine? Nesine isterseniz. Tamam, o zaman hafta sonu tatiline kaybeden masrafları karşılar. Ama yok artık Erdem. Abartmıyor musun artık? Çok iyiyim, bayağı iyi. Tamam, kabul. Anlaştık mı aşkım? Anlaştık. Tamam, hadi biz başlıyoruz. Sen bana ne kokulum diyorsun? Çilek. Bildin. Şans, tamamen şans. İlk el şansı. Gerçekten hiç morali bozmuyoruz. Evet. Şöyle. Çok güzel anlatacağım, çok iyi bileceksin aşkım. Bak, şimdi böyle büyük büyük sulara ne denir? Deniz denir. Hah, işte süper. Onun içinde yaşıyor bu benim dediğim. Su balı, yok. Deniz anası. Nasıl söyleyeyim? Bunun karada yaşayan versiyonu havlıyor. Deniz köpeği diye bir şey yok. Deniz atı. Ay ama Erdem, daha başka nasıl anlatabilirim? Ya anlat da, hadi anlat ya. Havlıyor diyorum, daha ne kadar türetecek? Köpek. Heh, işte onun sudaki hali. Süre bitti. Yani Erdem pes, köpek balığı. Köpek balığı, ama köpek balığı öyle mi anlatılır? Buraya yüzgeci koy, böyle 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 yap, denizde yaşıyor diye ben bilirim. Ay tamam Erdem, sus. Sıra bende. Heh. Şimdi hazır mısın aşkım? Aşkım, ben neyim? İnsan, erkek, sevgili. Yani nasıl görünüyorum? Çok tatlı. Evet, öyleyim. Ukala. Kendini beğenmiş. Of, yani bak bu söylediklerinin toplamını düşün. Yani öyle diyelim. Aşkım öyle anlayamıyorum ama daha fazla açıkla. Brad Pitt nasıl bir insan mesela? Çok karizmatik. Aferin Aslı. Karizmatik değil mi? Bildin. Yani Brad Pitt'e gelince karizmatik, bize gelince... Ya ama aşkım ya. Böyle yapma şimdi. Hadi. Evet tamam, şimdi ben anlatıyorum. Ben çok iyi bir anlatıcıyım. Hayatım, şimdi sen mesela canı sıkılınca ne yapar? Canı sıkılınca ne yaparsın ya? Ben canım sıkılınca şarkı söylerim. Şarkı söylersin. Türet onu, türet. Müzik dinlerim. Müzik dinlersin. Güzel. Mesela o müziği dinlerken CD nereye takarsın? CD. CD dedim. CD çalar. CD çalardı, evet. Erdem inanmıyorum. Orada yasaklı olan kelimeyi mi söyledin? Hayatım ilkel ya. Günah olmaz ilkelin. Isınıyoruz daha. Aşkım. Hani ben bilmiyordum. Sen bana öğrettin. Neydi o? Yüzme. Yüzmek. Evet. Ama böyle böyle yapılıyor. Bilmiyor ama ya. Ne oldu? Sen de buraya böyle böyle yapıyordun. Tamam. Gerilmeye gerek yok hayatım. Hadi anlat. Aşkım. Hani ben ne yapmayı seviyorum? Ne yapmayı seviyorsun sen? Tamam Erdem, tamam. Ben başka bir yerden anlatacağım sana. Benim neyim güzel? Burnun güzel, gözün güzel, dişlerin, ağzın falan güzel. Ya tamam, onlar var ama onu demiyorum. Hani mikrofonda söyleniyor. Şarkı söylemek. Heh, evet. İşte. Benim neyim geniş? Kalçan geniş, büyük. Yuh. Süre bitti. Teessüf ediyorum. Repertuarın kalçam genişmiş yani pes. Hayır, gerçekten geniş olsa de istediğin kadar de ama de. Evet, sıra bende. Ya bizi teknede bağlayanlar, yani bağlayan korsanlar, bağlayan insanlar hangi dilde konuşuyorlardı? Yunanca konuşuyordu. Ama çok büyük şans, artık bu kadar da şans olmadı, arka arkaya geliyor ya. Gerçekten ha. Tamam, ben şimdi var ya, her şeyi çözüyorum. Bak, başlıyoruz hayatım. Hayatım, eğer biz de çiftlik evine gideceksek bir an önce kalkalım, olur mu? Biliyorsun, yol uzun. Tamam canım. Biz biraz daha buradayız abi. Güzel. Size iyi eğlenceler. Canlar. Bir tanem arayı açmayalım. Tabii ki de. Ve tabii ki de Çağla'cığıma selamlar. Öpüyorum onu kocaman. Tamam. Hadi. Güzel güzel. Keyfini çıkarın. Abi, dikkatli gidin. Sağ olun, iyi akşamlar. Anneciğim, iyi akşamlar. Görüşürüz.
yapıyormuşuz biz bu gece? Güzel şeyler. İyi akşamlar Ali. İyi akşamlar efendim. Bu akşam çiftlik evine gideceğiz. Eve uğramayacak mıyız efendim? Yok, gerek yok. Bir şey lazım mı? Yok. Ne gerek var ki? Yok. Belki eşya falan almak istersiniz diye. Ay yok yok. Sabah döneceğiz zaten. Fazla kalmayacağız. Peki efendim. Gel. Güzel oldu bu akşam değil mi? Böyle hep beraber yemek falan. Ama şimdi daha güzel, seninle baş başa kaldık ya. Ama Elçin, bu artık bana yetmiyor. Her fırsatta beraberiz hayatım. Elimizden bu kadarı geliyor. Ay maalesef ikimiz de çok yoğun çalışan insanlarız. Evet ama yani ne zamana kadar böyle akşam yemeklerinde buluşmalar, sabah kahvaltısı programları. Ya koskoca insanlarız. Liseli aşıklar gibi böyle kaçamak buluşmayla bu ilişkiyi ben daha ne kadar sürdürebilirim? Ya haklısın sevgilim. Ben de seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum ama şu an için ne yapabiliriz ki? Benimle evlenebilirsin. Ya tamam, aslında böyle olmaması gerekiyordu. Tamam biliyorum ama ya ben şu an heyecanı o kadar uzun zamandır içimde yaşıyorum ki. Artık sabredemedim. Ya o kadar üst üste geldi ki her şey son zamanlarda. Şu ana bir türlü gelemedik. Ben de artık doğru zamanı beklemek istemedim. Ben çok şaşkınım Sinan. Ben bunu beklemiyordum. Dur dur dur, ne olur kesme, tamam mı? Zaten söyleyeceğim her şey birbirine karıştı. Ya ben bunu o kadar çok tekrar etmiştim ki içimden. Ya evlilik teklifi böyle yapmamalıydım. Benim planladığım evlilik teklifi bu değildi. Ben de en özel, en güzel olsun istiyordum ama artık sabredemedim. Seninle bir an önce evlenmek istiyorum. Benim eşim olmanı istiyorum. Doğru an şu an. Seni seviyorum Elçin. Senin beni sevdiğini de biliyorum. Ben senin yanındayken dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ve ömrümün geri kalanını artık seninle geçirmek istiyorum. Elçin. Benimle evlenir misin? Ben de seni seviyorum Sinan. Ama bu kadar acele etmek doğru mu onu bilmiyorum. Bak benim tek düşündüğüm şey Eda. Yani onun henüz böyle bir karara hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Ya onun tepkisi çok önemli benim için. Alışacak Elçin. Hazır olsa da olmasa da alışacak. Biliyorsun benim için çocuklarımın mutluluğu her şeyden önemlidir. Ama benim mutluluğum, bizim mutluluğumuz da önemli. Artık çocuk değilim. Kimseden izin alacak değilim. Elçin, sen her şeyi bana bırak. Yanımda ol yeter. Hadi ama bak kalp krizi geçireceğim bir cevap vermezsen. Sanki cevabımı bilmiyorsun. Tabii ki seninle evlenirim. Sen böyle konuştukça hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Yanındayım. Sonsuza kadar yanındayım. Elçin. Seni seviyorum. İzleyelim. Komedi bence. Romantik komedi izleyelim. Tamam. O da olur. Evet, mısırlar da getirdim. Kanka, romantik komedi izleyelim diyoruz. Ne dersin? Ha?
Ben zaten hep Gonca'yı izleyeceğim için bana fark etmez. Önemli değil yani. Of, serseri ya bu. Ne var Monçik'im? Monçik nerede? Ben ne bileyim, şu anda çıktı Monçik diye. İyi, hadi gelin. Hadi dışarı geçelim de izleyelim. Hayır, televizyon orada. Gel aşkım. Geldim bir tanem. Bir soru mu var? Niye benzinlikte durdun? Benzinimiz bitiyor Nihat Bey. Belki çiftlik evine kadar götürmeyebilir. Ben bir fulleyeyim de. Tabii tabii. Riske atmayalım. Üç hafta sonra evleneceksiniz ya. Biliyorum ama son zamanlarda okulla ve düğün planlamasıyla çok meşguldük. Birlikte zaman geçiremedik. Ay, telefonuma bir şey geldi. Ne buluşacaksınız? Yarın görüşürüz. Olcan. Tamam. Hoşçakalın. Mesaj geldi herhalde. Sen yanımdasın ya. Yavaş. Sorun. Şu an hiçbir mesaj beni ilgilendirmiyor. Önemsediğim tek şey kollarımda zaten. İğne mi? Ay olsun ya. Belki önemli bir şeydir. Of. Görünüşe göre önümüzde çok ağır bir virüslü allık var. Bir makyaj çantası. Annemler! Ne? Hani? Ne? Ne yapacağız şimdi? Annemler buraya geliyormuş. Nereye gidelim, nereye saklanalım? Ya sakin ol, sakin. Ya da sakin olma. Hadi hadi hemen toparlanmamız lazım. Hadi çıkalım. Koş, 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 koş. Götür, götür, götür. Bulaşıkları yıkadık, kuruladık, yerlerine yerleştirdik. Çok sağ olun aşkım ya. Hiçbir şeye dokunulmamış gibi. Ya bir şey unutmadınız değil mi? Yok yok, unutmadık ya, unutmadık. Ben baktım. Ya hadi o zaman, hadi daha yakalanmadan bir an önce çıkalım. Hadi hadi hadi. 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 Hadi.
bir ışık açayım. İyi bari. Beklediğim kadar havasız değil. Evet, pek güzel. Canım benim. Şöyle güzel ılık bir süt ya da güzel bir bitki çayı yapayım mı? İçelim mi? Ya Selda'cığım, canım hiçbir şey istemiyor biliyor musun? Biraz yorgunum. Bir an önce gidip yatsak iyi olacak. Tamam bir tane. Doğru. Dinlenelim. Hadi sabah kalkar şöyle güzel bir kahve yapıyoruz. Tabii. Ya bir şey unutmadık değil mi? Hayatım merak etme. Bir şey unutmadık. Baktık ki hepimiz. Sadece ben 4 defa kontrol ettim koca evi. Doğru. Aman bizde şans olsa zaten. Ay sınava gidiyorum. Kalemimi unutmuşum. Aşkım hazır mısın? Ay bilmiyorum Burak. Ben çok heyecanlıyım. Ya sen heyecanlanınca o kadar çok tatlı oluyorsun ki. Ya. Hadi tekrar şu çantanı bir kontrol et bakalım. Kalemin, defterin, silgin, her şeyin tamam mı? Bunlar sana uğur getirecek aşkım. Hiç merak etme. İnşallah canım. Sağ ol. Ay bir dakika bir şey daha var. Neredeyse unutuyordum. Renkli. Bunları da al Aslı. Bu ne Gonca? Aa ne demek bu ne? Sınava giren her öğrencinin olmazsa olmazı. Bir tane yeter de 6 tane ne gerek var? Olmaz. Okunmuş şeker bu. Böyle sınava girmeden önce hepsini yiyip bitireceksin ona göre. İyi sınavı kazanacaksam yerim tabii. Ya hadi 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 aşkım bak biz böyle oyalanırsak okunmuş ya da okumamış hiçbir şeker seni kurtaramayacak. Hadi hadi biz kaçtık hadi. Dua edin. Bu nereden çıktı? Benim böyle bir şeyim yok. Eve kim geldi ki? Vallahi ben de bilmiyorum hayat. Yani belki eve temizliğe gelen birinindir. Ya da yani burada çalışanlardan birinin olabilir. Olabilir. Dönerken yanıma alayım da Şükran'a vereyim. Aman kimsenin bir şeyi kalmasın bizde. İyi olur. Canım, çok güzel değil mi kahvaltımız? Ellerimle hazırladım. Hadi başlayalım. Bak bu sefer yağı, tuzu her şeyi yerinde. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Sen gelmeden ben de başlamadım. Hadi bakalım. Ay ben de dayanamayacağım. Şunlardan alacağım artık. Bu çiftliği çok özlüyorum. Bizim yandaki köy yumurtaları harika. Güzel gözlü sevgilim, asma artık suratını. Ya bu sene olmayıversin, ne olacak ki? Hem bak, sana söz veriyorum, ben seneye ne yapıp edip o okula sokacağım seni. Canım benim, tamam, haklısın. Şimdi ne güzel pastane açtık. İşlerimizi bir yoluna koyalım, para kazanalım. Sonra belki gelecek sene ben de girerim bir okula. Belki mi? Girersin tabii hayatım. Neye girmeyeceksin ya? Bak ne olacak biliyor musun seneye? Böyle okullar sıraya girecek gerçekten. Seni okutmak için. Gonca Hanım sesinizi bize yetebilir miyiz? Biz daha iyi bir eğitim yuvasıyız. Gonca Hanım ne olur bizi seçin diye. Tamam tamam Erdem abartmayalım. He. Biraz abarttım değil mi? Evet. Ama olsun. Bak ne istediysek olmadı mı? Bak pastane dedik oldu. Ben seni diledim oldu. Ya biz gönlümüzü ferah tutalım. Gerçekten. Bak sana söz veriyorum. Sen hiçbir hevesini kursağında bırakmayacağım. Ay melek kalbi sevgilim. Sensin melek kalbi. Kolay gelsin. Sağ olun. Emel Hanım, markete gidiyorum. Bir şey lazım mı? Yok değil. Halil Bey, sizden özel bir şey isteyecektim.
Acaba dondurma alabilir misiniz? Ama çikolatalı olsun. Aslım çok sever de. Tabii alırım. O zaman bir dakika, ben bir para getireyim. Yapmayın Emel Hanım, ne yapıyorsunuz? Ben alırım. Sağ olun. Aslı mı geliyor? Gonca'nın abisi geri dönmüş. Gerçi dönmeseydi de gidip alacaktım çocuğumu. Çok özledim. Şu anda da sınavda. Bitmek üzeredir. Allah'ım ne olur yardım et çocuğuma. İnşallah Emel'ciğim. Şükran, sen de dondurma istiyor musun? Sağ ol Ali. İstemem. İyi. Hadi görüşmek üzere. Selda'cığım ne kadar iyi oldu da buraya geldik ya. Aslında yani şehrin stresinden uzak. Çok iyi geliyor bana. Hep sen söylüyorsun ama işte iş güç. Ben de yapamıyorum. Çok iyi oldu değil mi canım? Bak ne diyeceğim, güzelce bir giyinelim. Çıkalım şöyle bir yürüyüş yapalım çevrede. Harika olur. Hadi bakalım. Aşkım, nasıl geçti? İyi geçti herhalde. Ya çok heyecanlandım. Gerçi hala heyecanlıyım da yakında açıklanacakmış. Ama sonra iki eleme daha var tabii. Ben başarılı olduğuna eminim. Sen hiç merak etme. Hocalardan biri beğendi herhalde. Böyle çizimine bakıp gülümsedi. Aşkım sen zaten çok yeteneklisin. Bak göreceksin. Benim içim çok rahat. İnşallah ya. Burak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün eve dönüyorum. Oh be, nihayet. Ama bak, Şükran teyzeye ayrıldığımızı söyleyeceğim. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Mutfağa falan gelme. Beni gördüğünde de kafanı falan çevirirsin. Üf, ne bileyim işte, bir şeyler yaparız. Tamam aşkım, tamam. Sen eve dönüyorsun ya. Benden mutlusu yok. Hadi gidelim. Emel Hanım, dondurma. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Rica ederim. Sınavı nasıl geçmiş? Ay çok iyi geçmiş. Şimdi arayıp söyledi. Gelmek üzeredir. Ben de onu bekliyorum. İyi bari. Ne pişiriyorsunuz? Şakşuka yapacağım. Ha, çok severim. Ben geldim. Ay anneciğim. Çok özledim seni. Oh. Sen ne zaman geldin? Oo, üstümü bile değiştirdim. Ay çocuğum. Oh. İyi ki döndün. Oh. Ben kazanamadım ya, hissediyorum. Siz bakın. Aşkım, ya stres yapma. Ben son elemeyi de başarıyla geçtiğine eminim. Evet Aslı'cığım, sakin ol. Olsun, yine de siz bakın. Baktınız mı? Kazanamadım değil mi? Üzgünüm aşkım. Yani artık sen de misafir öğrenci olarak gidip gelirsin benimle. Olur mu öyle şey ya? Hemen de inanırmış da. Ya bu sınavı sen kazanamayacaksın da kim kazanacak? Ya pislik, dalga mı geçiyorsun benimle? Kazandım mı yani ben? Ya aynı okulda okuyacağız, inanabiliyor musun? Evet, tebrik ederim aşkım. Ölüyordum heyecandan. Ama söyledik sana. Gidiyoruz değil mi? Tamam. Görüşürüz. Bay bay.
Çağla sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ay yok, sen iyice delirdin. Ya partiye Gani'yle mi gideceksin gerçekten? Ne var ya? O benim arkadaşım. Senin arkadaşın Burhan'sa düşmanı. Çağla ateşle oynuyorsun. Burak görürse ne diyeceksin? Görsün diye yapıyorum zaten. Yüzünün ifadesini o kadar merak ediyorum ki. Bakalım nefret ettiği adamın kollarında beni gördüğünde nasıl tepki verecek? Ha sen Burak'ın partiye geleceğinden eminsin yani. Onu da ayarladım. Kuzen, akşam partiye gidiyoruz değil mi? Evet, orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Akşam sana bir sürprizim var. Seni çok eğleneceğimiz bir yere götüreceğim. Nereye? Ay ne olur söyle Burak. Okulun partisine. Burak'ın konseri var. Burak mı? Ay ben onu çok seviyorum. Ay ne giyeceğim ben? Ya aşkım sen her haline güzelsin. Anne. Aslı. Nasıl olmuşum? Aslım çok güzel olmuşsun. Elbisen çok yakışmış maşallah. İzin verdiğin için çok teşekkür ederim. Vermez miyim kuzum? Sen sınavını kazandın, okula başlayacaksın. Aslı, çok gururlandırdın beni çocuğum. İnşallah mezuniyetini de görürüz. Ay inşallah anne. Aslıcığım, orada herkesi kendin gibi zannetme, olur mu? Hani böyle çok samimi olma çocuğum. Tamam anne. Anne yürü işte Aslıcığım. Diyorum ki... Nihat Bey'e kazandığını haber versen de bir teşekkür etsen. Ya ben de öyle düşündüm ama şimdi böyle saçım, makyajım, elbisem olur mu ki? Olmaz mı? Tabii ki olur. Çok yakışmış kuzum benim. Hadi. Tamam. Ya gel Aslı'cığım. Nihat Bey, Selda Hanım, her şey için çok teşekkür ederim. Sınavı geçtim. Tebrikler. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Sizin sayenizde. Ne demek? Bu arada ufak bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Çok geçmiş olsun. Evet ama şu an çok daha iyiyim. Sağ olsun. Selda ve annem bana çok iyi bakıyorlar. Ne zaman derseniz ben o sevdiğiniz pastamdan size tekrar yapmak isterim. Ne diyorsun? Ya harika olur. Sen ne zaman istersen yap, ben yerim, olur mu? Yok canım, gerek yok. Çok teşekkür ederiz. Nihat'cığım sana yasak pasta falan. Şey, müsaadenizle. Hayatım ne gerek var pastaya falan? Yani yağlı ballı şeyler ayrıca dokunuyor sana. Hem biliyor musun içine katkı maddesi mi koyuyor? Nasıl yapıyor yani bunu? Yani Selda'cığım, kız geldi, bana geçmiş olsun dedi ve teşekkür etmek için bir pasta yapacağını söyledi. Yani gerçekten anlamıyorum ne var bunda. Yani abartıyorsun bazen. Yani konuyu aldın, nereden nereye getirdin? Hayır yani gereksiz samimiyet kuruyorsun. Gereksiz yok pasta diyorsun falan. Yani gerek yok. Geldim bence. Her zamanki yerde seni bekliyorum. Ha, konuştun mu kuzum? Konuştum anneciğim. Çıkıyorum ben. Tamam çocuğum. Hayırdır Aslı? Nereye gidiyorsun? Okul partisine. İyi de ta oraya kadar nasıl gideceksin? Ben götüreceğim. Gece de ben alacağım çıkınca. Tabii izin verirseniz Emel'im. Ya Halil Bey, size de böyle çok zahmet oluyor. Estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Evet Aslı, çıkıyor muyuz? Tamam Halil abi, çıkalım. Aslı! Ya gece çok geç kalma çocuğum. Sana söylediklerimi unutma, tamam mı? Hadi iyi eğlenceler. Tamam anneciğim, kolay gelsin.
Şükran, bu Halil Bey ne kadar iyi bir adam değil mi? Ya evet. Ne oldu Şükran, niye öyle dağıldın? Hiç. Ama bence bu yaptıkları sadece iyiliğinden değil. Neden? Ay Emel, bir de soruyor musun? Anlamadın mı? Neyi? Emel'cim, Halil sana abayı yakmış. Yakmış. Tövbe tövbe, o nasıl söz öyle Şükran? Bu Asya iyilikleri de bu yüzden mi? Öyleyse ben izin vermekle çok fena bir şey yapıyorum. Yok canım, ne abayı yakması? Sana öyle geliyordur. İyi, peki öyle olsun. Şükran, öyle söyleme, bak huzursuz ediyorsun beni. Tamam. Abi. Rica ederim Aslı. Kendinize dikkat edin. İyi eğlenceler. Sağ ol. Halil abi çok sağ ol ya. Rica ederim. Aşkım, sen ne kadar güzel olmuşsun öyle. Teşekkür ederim. Ha? Ben de senin elini tutmak istiyorum ama lütfen anla. Sen yanımdasın ya, benden mutlusu yok. Ya inanamıyorum, aynı okulda okuyacağız. Ben de. Bundan iyisi olamaz. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Sıcaklık yok ellerimde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dileğim tutulur sözcükler uçarsa aklım. Sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamını derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamı derde salan var bir yaşanmışlık sanki gözümde. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayamam. Hadi gel bir merhaba diyelim. Yok sen git. Ben seni burada bekliyorum. Geliyorum hemen. İstersen yak, sabır, dağıt beni yara. Al bütün varımı.
güveniyorum. Bak sen istedin diye geldim buraya. Sakın yalnız bırakma beni. Merak etme. Senin burada ne işin var? Aa tamam dur. Aa sen bana içecek bir şeyler getirsene. Hadi. Hadi. Ne duruyorsun? Ay getirsene canım, sen garson değil misin? Hayır değilim. E burada ne işin var o zaman senin? Ben de artık bu okulda okuyorum. Senin gibi biri bu okulda okuyacak öyle mi? Ay çok komiksin gerçekten. Senin gibi biri okuyabiliyorsa. Çağla. Ne oluyor? Hiç. Bir gelip merhaba diyeyim dedim. Çağla. Bari bu gece tatsız bir şey yaşanmasın. Hay hay. Bunun ne işi var burada? Kesin Çağla çağırmıştır. Onunla niye görüşüyor ki Volkan? Başını belaya mı sokmaya çalışıyor? Ya bir fikrim yok Burak. Aslı. Seni gördüğüme şaşırdım. Ben de artık bu okulda okuyorum. Sınavı geçtim. Ya öyle mi? Tebrikler. Ben de bir uğramak istedim buraya. Ama gelir gelmez Çağla ile karşılaştım. Sağ olsun Burak hemen yanıma geldi. Anladım. Ya bilseydin beraber gelirdik. Neyse tekrar denedir. Çok sağ ol. Bu arada artık daha dikkatli olman gerekiyor. Çağla her an dibinde olacak biliyorsun. Ben sadece okuluma odaklanmak istiyorum. Yani o kendi kendine takılabilir. Sen merak etme Aslı. Ben Çağla'yla gerekeni konuşurum. Sen okulda rahat rahat keyfine bakabilirsin. Var burada ya. Görünce şok oldum. Ay ben de bilmiyorum Tuğçe. Her yerden çıkıyor. Okulda mı okuyacakmış? Neymiş? Nasıl ya? Ya. Aman. Buran peşine takılıp gelmiştir. Zavallı kızcağız ilk defa parti görüyor. Ne yapsın? Yalnız Burak'a da bak. Kızı takmış, kuluna getirmiş yani. Tuğçe. Ya kendini rezil edecek. Şu haline bak. Bir de onunla buraya partiye gelmiş. Tamam, tamam. Oğlum sana ne ya? Siz ayrılmadınız mı? Ne oldu yoksa kıskanıyor musun? Saçmalama Volkan. Pisliği tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ya bu seni artık ilgilendirmiyor Burak. İster görüşür, ister görüşmez. Ben lavaboya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Aşkım, sen bana kızdın mı? Hayır Burak. Aşkım bak, o çocuk pisliğin teki. Çağla bizim her şeyden önce aile dostumuz. Artık amcamın da kızı sayılır. O yüzden böyle bir tepki verdim. Burak da abisi olarak Volkan'la ilgilensin o zaman. Bundan sana ne? Ya şimdi? Hiç. İyi ki birlikte geldik. Çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Gel.
ya. Anahtar. Burak, hemen gelmen lazım. Ne oldu Tuğçe? Çağla, çok sarhoş, hiç iyi değil. Onu buradan götürmen gerek, lütfen. Of, kahretsin ya. Yürü. Aslı. Sen önemli bir şey konuşmam lazım. Bu akşam yaşadığın gerginlik için üzgün. Ben gerçekten iyiyim, merak etme. Başka bir şey daha var. Ya. Çağla. Yürü, gidiyoruz. Sana ne oluyor lan? Benden ve çevremdeki insanlardan uzak duracaksın. Kimsin lan? Sakin ol. Ha? Bırak. Sen kimsin lan ha? Abi bırak. Hayır. Bırak. 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 Gidin buradan. Gidin. Bunlar hala ayrılmamışlar. Tuğçe, aracınız nerede? Bırakır mısın sen Çağla'yı? Burak, bizde araba yok ki. Ya lütfen, sen bırakır mısın Çağla'yı? Of, of, tamam. Ben artık gitsem iyi olacak. Hiç yok. Efendim. Canım, çok özür dilerim. Birazdan gelip seni alacağım. Kahramanım benim. Gerek yok. Sen keyfine bak. Volkan beni bırakır. Beni biraz bekler misin? Lütfen. Kapatıyorum. Ahmet. Sen bana hala aşıksın. Gani ile beni yan yana görünce nasıl da kıskan? Çağla. Sen artık gerçekten kafayı yedin. Ne aşkından bahsediyorsun ya? Beni niye kurtardın o zaman? Kendini daha fazla rezil etmemen için Çağla. Ya Çağla sen ne yapıyorsun? Kaza mı yaptırmak istiyorsun bana? Manyak mısın sen? Anla o zaman artık ne kadar manyak olabileceğimi. Sensiz yapamıyorum. Ne olur anla, ne olur. Çağla, bak bugünden sonra arkadaş bile olmamız mümkün değil. Bunu sana defalarca söyledim ama anlamadın. Bu iğrenç numaralarını da bırak artık. İyice gözümde küçülüyorsun. Anla bunu artık. Benim için sadece Aslı var. Ben Aslı'ya aşığım. Burak! Thank you.
Belki bu olay onları tekrar bir araya getirir. Ya Burak çünkü bayağı çıldırdı. Çağla da Burak'ı kıskandıracağım diye başına büyük bela alıyordu. Kim bu çocuk peki? Gani. Burak'ın kavgalı olduğu bir çocuk. Eskiden araları iyiydi ama bundan sonra bayağı bozuldu. Hatta Burak Çağla'nın onunla görüşmesine asla izin vermezdi. Yani Çağla'yı koruduğu için. Gani serserinin tekidir. Neden araları bozuldu peki? Bunu hiç kimse bilmiyor. Yani Burak'a bu kadar yakın olmama rağmen ben bile bilmiyorum düşün. Ne istiyorsun? Şu yarım kalan işimizi halledelim diyorum. Bırakın lan! Kes bırak! Kız almaman için iyi bir ders olmuştur diye umuyorum. Bir de inşallah bir daha böyle bir şey yapmazsın.